Oğlum. Sen sabah sabah neredeydin? Anne Vir sabah 6:30'da ayaktaydı. Koşuya gitmişti. Öyle mi? Peki ama o kadar erken uyanıp sonra ne yaptın? Anne, ben her sabah erken kalkıp Tanrı'ya dua ederim. Bugün evden çıkıp evin çevresinde bir dolaşayım demiştim. Orada da Vir'in koşuya çıktığını gördüm. Ben neden ona katılmıyorum diye düşündüm. Hem Vir de yalnız kalmamış oldu. Ben de dolaşmış oldum. Anne, ben gidip duş alayım. Sonra da sana mutfakta yardım ederim. Tamam. Anne, ben hemen geliyorum. Oğlum. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, buyur anne. Senin için bir kız beğendim. Şöyle bir düşün. Tanrı sana bir kısmet gönderdi. Acaba Kincal'a ne diyorsun? Anne, Kincal mı? Evet. Neden? Onu sevmedin mi? Ama demiştin ki benim beğendiğim kişiyi reddetmeyecek. Ama anne, acelemiz mi var? Bir acelemiz var. Yoksa senin aklında biri mi var? Bir nereye gitmişti? En azından bir arasaydın. Ben çok korktum. İç'e gitti. Nereye? Vrindavan'a. Anne, sen en iyisini bilirsin. Reddetmeyeceğim. Evet. Evet Peder Bey. Ben size haber veririm. Babacığım, Peder Bey önümüzdeki ayın 12'sinin nişan için uygun bir gün olduğunu söylüyor. Ama ne acelemiz var gelin? Acelemiz var baba. Peder Bey bugün geçerse önümüzdeki birkaç ay uygun gün olmadığını söyledi. Anne, annemle babam yakın zamanda gelemeyecek. Kardeşimin sınavları var ve büyük annemin sağlığı da hiç iyi değil. Sen hiç merak etme. Ben babanla konuşurum. Eminim onlar da kabul eder. Hazırlıklara gelince de Can da ve ben hallederiz. Hem gerekirse İça yengemizi de çağırırız. Sonuçta kaynanın nişanı değil mi? Elbette gelecektir. Ama anne, benim çok alışveriş yapmam gerek. Siz de müsaitsiniz. Kızım, tören hazırlıklarını nişandan önce yapmayı düşünüyorum. Her şeyle ben ilgilenmeliyim. Sen Vir'le gidebilirsin. Hayır anne. Benim ofiste önemli bir işim var. Bahane duymak istemiyorum. Bu zavallı kız tek başına nereye gider? Sen onu götür getir. Hadi Canda. Sen de listeyi hazırla. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise